Ailenizin kanalı Ağır Sağlam'a hoş geldiniz arkadaşlar. 7'den 70'e BroYüksel'in bu değişimini takip etmeye çalışıyoruz. 6 ay civarı bir vakit oldu definasyon sürecinde. Neler düşünüyorsun Yüksel Bey? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bu videoda. Diyetin derinlerinde artık konuşacak mecalim çok azalmış durumda. Bir önceki definasyona göre daha da büyük bir fark koyduk. Artık hakikaten yağsız kütlede ciddi bir artış var. Yağ oranında ekstra düşüş var. Bunu hani böyle daha da fark edildiğini düşünüyorum. Hatta şöyle yan pozlar falan, evet. Hafif mens fizik. Official olarak Yüksel'in bel çevresi benimkinden daha ince şu anda. Ben biraz yağlandım. Evet, tartılalım. Tamam. Evet, tartımız 82.9, yani 83'ün biraz altındasın. Aynen. Demin 100 gram daha aşağıda çıkmıştı. Aynen. Fark etmez. Sabah da 82.8 çıkmıştım. Zaten bu civarlarda gidip geliyor. 82.5-83 civarlarında. Tam istediğimiz noktadayız. Bundan daha fazla artık düşemiyorum diyebilirim az çok. Çünkü antrenman yapacak enerjiyi bulamayacak duruma geldim. Ve artık o yüzden süreci sonlandırıyoruz. Yani şu anda izlediğiniz bu bölüm 6. bölüm oluyor hatırladığım, evet, kadarıyla. Evet. Yani çok izlemiyorum yani senin, yani çok da umurumdaydı yani. Kıskandığım için izlemiyorum. 6. bölüm sonunda yaklaşık 6 aylık bir süreç geçti. Her, evet, bölüm eşit aralıklarla yayınlanmadı. Çünkü bir değişiklik olmuyor yani. Çok yavaş ilerliyor. Kesinlikle. Hiçbir değişim yok. Lanet olsun. Bu doğal bir yağ yakım sürecinin şu an sınırına geldik. Yani bundan sonraki süreç artık podyum, ekstrem veya peak dönemi olacak. Şu, evet, anda kilo verme, yağ yakma sürecinin mükemmelleştiğini söyleyebiliriz yani normal birisi için. Söyleyebiliriz, evet. Bu noktadan sonra artık yani ekstra bir yarışmak gibi bir hedefiniz yoksa daha fazla ilerlemeye çok büyük bir gerek de yok da diyebiliriz. Evet. Peki, şimdi ölçülerini de alalım. Bütün o kıyaslamayı daha iyi görelim. Boynumuzdan şöyle alalım. Boynun biraz daraldığını tahmin ediyorum. Yani şu an çok sıktı. Yani 37,5 diyebiliriz. Aynen, aynen. Tahmin ettiğimiz gibi boyun tarafında epey bir daralma var. Bunun da çok büyük bir etkisi yağsız kütle. Onu da belirtmek lazım. Bak, göğüs konusunda iyiyiz. Burada şu an bir düşüş yani yok. 116,5, hatta 117 diyebiliriz. Çünkü biraz gerdim, fazla gerdim. 117 diyebiliriz yani rahat bir şekilde. Güzel. Şöyle. Sırtı da gördük. Yes. Göbek deliği mi? Göbek deliği. Dik duruyoruz. Ne içeri çekiyoruz ne dışarı itiyoruz karnımızı. 82 rahatlıkla. Sıkarsam 81, biraz yani rahat bıraksam 81,5. Tamam. 81,5, 81,2 üzerinden gideriz. Yüksel apışar, arada elime attım. Bu da yaşandı yani. Bu da oldu be. Tabii ki bilim için. Yani bu 60 diyebilirim. 60. Buradaki düşüş bak belli oluyor. Burada 63-64 başlamıştık. Evet. 3 santimlik bir düşüş de var bacakta. Yani 60 diyebilirim yani. Hani tabii ki yanılma payları olabilir ama 63 asla çıkmaz yani şu, güzel, an. Güzel. Evet. En önemlisi kola. Kola tabii yani. Ya, bunları ya, boşa çektik zaten. Yayınlamayacağız. Sadece kola. Sağ mı aldınız hep? Sağ da aldık, sol da aldık. Gel sol alalım, sol aldık diye hatırlıyorum hep. Çünkü soluma daha çok güveniyorum. Niye Yüksel? Solcu musun? Biz seni kolcu biliyorduk, sen solcu çıktın. Solcu çıktık. Evet, 42 diyebiliriz yani rahatlıkla. Soğuk 42. Evet, 42 diyebiliriz. Sık iyice bir daha. Evet yani. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar rahatlıkla 42 diyebiliriz. Çok iyi. 42 çok mutlu etti beni çünkü başladığımızda da... 43, senin kolun da 42'nin altına düşmesin baba bir zahmet. Demek ki çoğu yağ değilmiş konumuzun. Yo, değil. Senin somun kollarına laf edemeyiz. Ama yani böyle işte 45'ler, 48'ler piyasada sallanıyor. Yok, öyle bir şey mümkün şey olmadığını da aslında biraz 100 kiloya falan çıksan yani, anca belki olabilir. Avengers'ı izlemeyi bırakın arkadaşlar. Burada belgesel çekiyoruz. Peak definasyonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İstediğimiz kiloya, istediğimiz yağ oranına düştük. Dolayısıyla şimdi hızlıca bir süreç değerlendirmesi yapacağız. Bakalım neler yaptık ki bu şekilde kilo kaybına ve yağ kaybına ulaşabildik. Sürece başladığımızda kilomuz 89.4'tü. Şu an 82.9 geliyoruz. Yani 6,5 kiloluk bir kayıp var. Aslında geçen bunca ayda 6,5 kiloluk kayıp fazla gibi gelmeyebilir kulağa. Fakat burada tabii ki tek kıstazımız kilo değil. Yağ oranımız da %21'den %13'e düşmüş. Sonuçta rakamların gidişatına baktığımızda ciddi bir gelişim olduğunu görüyoruz ve en önemlisi, sürecin başlangıcına göre yağsız kütlemizde de artış var ki diyetin bu seviyesinde dahi. Sürece başladığımızda 70.547 çıkarken yağsız kütlemiz şu an 72.123 çıkıyor. Arada güzel bir fark var, yani başlangıçtan bu yana aslında pek kas kaybetmediğimizi söyleyebiliriz. En dramatik düşüş de en çok istediğimiz ölçüm olan bel ölçümünde gerçekleşmiş. Bu da 93'ten 81'e düşmüş. 81 benim için şöyle son 7-8 belki 10 senenin en düşük bel ölçüsü olabilir. Daha önce hiç bu kadar düşmediğimi söyleyebilirim. Peki bu gelişimi nasıl sağladık? Neler yaptık bu süreçte? Aslında süreç boyunca videolarda anlattık ama bir özet geçmek gerekirse 3150 kalori civarından başladık. Sonra 3000'e düştük. 2750'ye düştük, 2400'e düştük ve en son 2000 kaloride son bir haftadır besleniyorum. Daha da fazla devam ettirmek istemiyorum çünkü artık antrenman yapacak enerjim bile kalmamış gibi hissediyorum. Belki işte seviyem ilerledikçe ilerleyen senelerde artık 30'uma geldiğimde daha da düşük yağ oranlarını görebilirim. Belki daha da fazla kas kütlem artar, daha da tecrübem artar. Bu sayede daha da düşük kalorilerle antrenman yapmaya devam edebilirim ama şu aşamada geldiğim en derin noktada artık devam etmek epey zor ve antrenmanlarım çok negatif etkileniyor. Yani net kas kaybedeceğim belli bu aşamadan sonra. Protein alımımız genelde hep yüksekti. 160 gram civarlarında başladık, 160-180, sonra bu 180 gram civarlarında kaldı ve sabit bir şekilde ilerledi. Zaten yüksek başladığımız için daha da fazla yükseltmedim. 200 gramlara bazı günler çıktığım oldu ama onun haricinde genel olarak sabit bir protein alımımız vardı. Karbonhidrat alımımız en yüksekti. Yağ alımını 80 gram civarlarında tutup kalanı karbonhidratla dolduruyorduk. Bir aşamadan sonra artık özellikle son haftalarda yağ alımını da iyice düşürdüm. Son bir haftadır 50 gram kadar yağ alıyorum günde. Antrenman kısmında haftada 5 gün Swoll programı sisteminden ilerledim. Upper Lower, Upper Lower. Zaten biliyorsunuz, bunun da videolarını çektik. Aktivite olarak onun üzerine, antrenmanın üzerine de adımlar takip ettim. 12.000 adım üzerinden gittim genelde. Bazen 11'e düştüğü, bazen 13'e çıktığı oldu ama ortalama 12.000 civarlarındaydı. Bu süreçte adım takibi haricinde hiçbir bilinçli kardiyo seansı yapmadım. Yani ne koşu bandına çıkıp yürüdüm, ne bisiklete binip özellikle bir saat bisiklet sürdüm. Sadece adım takip ettim ama tabii ki şunu yaptığım oldu. Günlük 12.000 adımı tamamlamak için günün sonunda ekstradan yarım saat 40 dakikalık yürüyüşler yaptım mesela. Bir de sizden çok aldığım bir soru, performans düşüşleri nasıl oldu? Bu kadar kilo verdik, yağ kaybettik, ağırlıklarımız ne durumda? Evet, performans düşüşümüz var. Yani olmadı desem yalan olur. Yani kesinlikle var. Ama beklediğimden daha ılımlı bir şekilde ilerliyor. Squat'ta 120 kilo ile 6 ila 10 tekrar arasında çalışıyordum. Fakat burada tabii ki 120 kilo ile yavaş negatif, derin, olabildiğince derin bir squat formu ve aynı zamanda aşağıda pause yaparak uyguluyorum. Yani maksimum quad tüketimin için uyguluyorum squat'ı. Bu şekilde 120 kilodan 6-10 tekrar yaparken artık 110, bazen de hatta 100 kiloya bile düştüğüm oluyor. Ve aynı şiddeti yakalıyorum. Yani düşünün, 10-20 kilogramlık bir kuvvet kaybından bahsediyoruz. Ciddi. Incline Smith Machine. Burada 95-100 kilogram civarlarında 6 tekrar 10 tekrar arasında yapıyordum setlerimi. 90 kiloya kadar düştüm. Beklediğimden az bir düşüş ama burada tabii ki Smith makinesi kullanmanın, oradaki stabilizasyon artışının bir faydası olduğunu düşünüyorum. Biraz daha rahat yapılıyor tabii ki serbest ağırlık hareketlere göre ama yine bir düşüş var. Ağırlıklı barfix düşmedi. Çok şanslıyız. Yine 6-10 tekrarı 20 kilogramdan yapabiliyorum çünkü kilo verdim. Yani tamamen etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Ağırlıklı barfix'im artmadığına göre aslında biraz performans düşüşü var realde. RDL, Romanian deadlift 165 kilogramdan 150'ye kadar düştü. 6 tekrar. Bu 6-10 da değil, 6 tekrar. Ya buradaki düşüş beni biraz %15 kilogramlık bir düşüş beklemiyordum RDL'de. Ama realite bu. Dumbbell incline press gibi böyle yüksek tekrarlı yaptığım hareketlerde de tabii ki biraz dayanıklılık kaybı var. 30 kilo ile 18 tekrar yapmışım en son Swoll döneminde. Şimdi artık 30 kilogram ile 13 tekrar falan yapabiliyorum. Aynı form, aynı tempoda. Bunu da hani kafanızda hesaplayabilirsiniz ne kadar düştüğünü. Ya iyi bir performans düşüşü var. Ama burada tabii ki moral bozmuyoruz. Bunların çoğu çünkü kas adaptasyonuyla da alakalı. Çok yüksek ihtimalle diyet bittikten sonra 2-3 haftada ben bütün bu kaybı geri toparlarım ve sonra üzerine koymaya devam edebilirim. Ve şimdi de sırada peak haftamız var. Fiziği oluşturduk, yağı kaybettik, istediğimiz kas kütlesi, yağ kütlesindeyiz ve artık hedefimiz vücudumuzdaki sıvı dengesini öyle bir ayarlamak ki vücudu en iyi şekilde gösterebilmek, bir gün için bile olsa. Peak haftasının özeti aslında bu. Peak haftasından ben belimin biraz daha daralmasını bekliyorum. İlla böyle daha fazla santim kaybedeceğimden bahsetmiyorum ama mesela vakum yaptığımda daha da fazla içeri çekebilmeliyim belimi. O bağırsaklarımdaki fazla suyu atabilmeliyim sebzeden, liften dolayı kaynaklanan. Derinin iyice incelmesini, deri altındaki suyun daha da azalmasını ve kas hücresi içindeki suyun artmasını istiyoruz. Kaslarımız şu an çok düz duruyor. Yani vücudun böyle düz duruyor aslında olabildiğince. O kasların daha böyle dolu, daha yuvarlak görünmesini ve derinin ona böyle iyice yapışmasını istiyoruz. Tabii ki maksimum %5'lik bir fark bekliyoruz. Bu bahsettiğim şeyler böyle kulağa şiirsel gibi geliyor olabilir. Deri yapışıyor, kasın üzerine bu oluyor. Günün sonunda bambaşka bir vücuda dönüşmeyecek vücudum. Ama bu %5 de özellikle bu seviyede düşündüğünüzden büyük bir fark yaratacaktır. Eğer ki yağı yeterince kaybetmemiş olsak peak haftası hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Peak haftasından beklentilerimiz bunlar. Yine pozlar üzerinden karşılaştırıp bunun videosunu da size sunacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.